Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Perkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı sayfa 117 alıştırmalarla dersimize devam ediyoruz. Gençler bir sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Bir metro vagonundaki sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısının oranı 4 bölü 3'tür. Buna göre metrodaki sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısının ve sarı ile kahverengi koltuk sayılarının toplamının hangi doğal sayının katı olduğunu belirleyiniz diyor. Evet buradan arkadaşlar sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısının ve ikisinin toplamının hangi doğal sayının katı olduğunu ayrı ayrı bulacağız. Gençler öncelikle sarı koltukları kahverengi koltuğa oranlayacağıma göre. Yani sarı bölük kahverengi gidiyorum. Bu orana 4 bölü 3 dedik. Gençler bu şu demektir. Bakın sarı koltuk sayısı arkadaşlar 4'ün katı olacak. E, kahverengi koltuk sayısı da 3'ün katı olacak. O halde sarı diyorum. Evet 4K'dan 4'ün katı olmalı. E, kahverengi koltuk sayısı. E, 3K demek gençler 3'ün katı olacak demektir. 3 çarpı K gibi düşünebiliriz. 3'ün katı olmalı. Evet, toplamda da gençler 4K ile 3K'yı toplarsam 4K artı 3K'dan evet, toplamlar ne olur gençler? 7K olur. O halde toplam koltuk sayısı Evet, 7K'dan 7'nin katı olmalı diyelim. Evet gençler. Devam edelim arkadaşlar. İkinci sorumuzu okuyalım. Bir lokantadaki bıçak sayısının Böyle alalım. Evet bıçak sayısının kaşık sayısının oranı 7 bölü 8'dir. Lokantadaki bıçak ve kaşık sayıları arasındaki ilişkiyi tablo ve Denklemle ifade ediniz diyor. Gerçekten bıçak sayısını, kaşık sayısını oranlayacağım a göre. Yani bıçak bölüm bıçak sayısı bölüm kaşık sayısı 7 bölü 8 gençler. Yani bu ne demektir aslında? Bıçak 7'nin katı Evet. kaşık da gençler 8K olacak demektir. Bakın ben bunu şöyle tablo ile çizmek istersem Şöyle küçük bir tablo oluşturalım. Evet buraya bıçak sayısı yazalım. Buraya da kaşık sayısı yazıyorum. Gençler bıçak sayısı 7'ye 8 olabilir. Bakın 7'nin 2 katı gençler 14 olabilir. 8'in 2 katı 16 olabilir. Şimdi 7'nin 3 katı 21. 8'in 3 katı 24. Evet, 7'nin 4 katı gençler 28. 8'in 4 katı da 32 şeklinde devam eder diyelim. Evet 3. soruya geçelim. x bölü y 1 bölü 4 orantısında x 13 iken y kaçtır diye soruyor gençler. Bakın burada hemen x bölü y. 1 bölü 4 ise gençler. x dikkat ederseniz pay kısmında 6 pay kısmında 13 iken y'yi istiyoruz. Buradan gençler kat olarak görebiliriz. Veya içler dışlar çarpımı yaparız. Bakın 1 ile y'yi çarparsam y olur. 4 çarpı 13. Buradan y'nin değeri 4 kere 13. 52 olur deriz. Evet. A 11 ile Y 14 ile doğru orantılıdır gençler. O halde A 11'in K olacak yani 11'in bir katı. Evet Y de 14'ün katı olacak gençler. Yani 14 K olacak diyoruz. Buna göre A 132 iken Y kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler A 132 ise bakın şöyle 11 K 132 eşitse burada K orantı sabit gençler. Her iki tarafı 11'e bölersem K'nın 12 olduğunu söylüyoruz. Demek ki 12 kat olacak. O halde Y'de 14 kaydı. Burada K'yı yerine 12 yazarsam 14 çarpı 12'den Y'nin değeri 168 olur diyoruz. Evet 5. sorumuza bakalım. biraz yukarı kaldıralım. Bir matbaada her gün bin kitap 1200 dergi basılmaktadır. Bir hafta boyunca her günün sonunda basılan toplam kitap sayısını e, toplam dergi sayısını oranlayarak bir orantı oluşturunuz diyor. Orantı e, sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız. Şimdi gençler burada her gün 1000 kitap 1200 dergi basılıyor. O halde şöyle diyelim. Şöyle kitap ve dergi diyeceğim. Evet burası birinci gün olsun. İkinci gün. Üçüncü gün şeklinde devam ettiğimizi düşünelim. Evet nokta nokta gençler. Evet bir hafta boyunca dediği için arkadaşlar şöyle. Yedinci gün şeklinde yazayım. Şimdi birinci gün gençler. Bin kitap basıldı. Bin iki yüz dergi basıldı. İkinci günde gençler yine bin kitap. 1200 bin dergi. 3. günde de 1000 bin kitap 1200 bin dergi basıldı. Evet 7. günde yine 1000 kitap ve 1200 dergi basıldı. Şimdi toplamda Evet 7 tane bin gençler 7000 kitap basılır. Evet 7 tane 1200 de 8400 dergi basılır. Evet gençler buradan orantı sabit demek arkadaşlar. Buradaki herhangi iki değeri birbiriyle oranlamak demektir. Bakın ben burada 1000 ile 1200'ü alabilirim. Ve bunların en sade hali diye düşünelim. Sıfırları atarsam bu k orantı sabitine eşittir. 10 bölü 12 biraz daha sadeleştirecek olursak 2'ye bölelim. Gençler 5 bölü 6 orantı sabitimizdir. Gençler bakın buradaki tüm değerlerde 5 bölü 6 orantı sabitidir. İstersek 7000'i 8400'e bölelim. Veya gençler şöyle düşünebilirsiniz. Mesela ilk 2 günde. bakın ilk 2 günde gençler. 2 evet günlük kitap sayfa sayısı. Kitap sayısı 2000. 2 evet günlük dergi sayısı 2400'dür. Gençler bakın ben burayı da sadeleştirecek olursam. 20 bölü 24'ten. E tekrar 4'e sadeleştirirsem. Bakın 5 bölü 6 eşittir. Yani orantı sabit dediğimiz sayı her durumda iki sayının oranına eşittir diyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde de orantı sabitini sorularda kullanacağımızı belirtiyoruz. Evet devam edelim. 6. sorumuzda A ile B değişkenleri vermiş. Birbirleri doğru orantılı demiş gençler. Birbirleri doğru orantılıysa A'yı B'ye bölerek k orantı sabitini elde ederiz gençler. Ve bu arkadaşlar her zaman bütün değerler için geçerlidir ve birbirine eşittir. Bakın eksi 9 bölü eksi 24 diyelim. Buradan eksiler gider. Her ikisini 3 ile sadeleştirirsem 3 bölü 8'dir orantı sabitimiz. Gençler buradaki hangi değeri alırsak alalım. Mesela 6 ile 16'yı alayım. Evet 2 ile sağa değiştireceğim. 3 bölü 8'dir. Mesela 15 bölü 40 alıyorum. Yine burada 5 ile sağa değiştirirsem. Evet 3 bölü 8'dir. 60 bölü 160 alalım. Önce sıfırları atıyorum. Daha sonra da yine 2 ile sağa değiştirsek. 3 bölü 8 olduğunu görüyoruz. Yaşlar bakın buradaki tüm 3 bölü 8'ler birbirine eşittir ve Buna ne diyoruz? K orantı sabitidir diyoruz. Evet sevgili gençler. Yedinci sorumuza bakalım. Evet, U bölü 11, V bölü 7 orantısı veriliyor. U artı V, 144 V ise diyor U ve V değerlerini bulalım. işte burada U ve V yerine bakın U 11 ile arkadaşlar ters orantılıdır. O halde şöyle düşüneceğiz. Ben U yerine 11K yazarım. B yerine de 7 ile bölme durumunda olduğu için 7K yazarım. Yani eğer 11K ile 7K'yı yerine koyarsak eşitliği bozmamış oluruz. O halde bana verilen işlemde U artı V 144'tüm. U yerine 11K artı V yerine 7K yazıyorum. 144'e eşitse 18K 144 ise e, t tarafı 18'e bölersem buradan K'nın değeri 8 olur diyelim. K 8 ise gençler U'ya 11K demiştim. 11 çarpı 8'den U'nun değeri 88'dir. Evet şöyle B'ye de gençler 7K demiştik. 7 kere 8'den B'nin değeri de 56'dır diyoruz. Evet sevgili gençler. 8. sorumuza m bölü 2 n bölü 3'e eşittir diyor. Gençler burada m yerine 2k n yerine de 3k dediğimi düşünürsem eşitliği sağlamış oluruz. Bize verilen işlemde yerlerini yazalım. n eksi m yani 3k eksi 2k bölü n artı 3k artı 2m dedi gençler 2 kere 2 4k yapar. Buradan 3K'dan 2K'yı çıkartırsam K kalır. Yani 1K demektir. 3K ile 4K'yı topladım. 7K. Buradan K'lar giderse evet, şöyle 1 bölü 7 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.